Tercih döneminin bitmesine son bir gün kaldı. İnşallah güzel bir şekilde tercihlerimizi yapacağız. Ve hayırlısıysa hayallerimizdekinden çok daha güzel liseleri, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ya da Anadolu İmatif liseleri, mesleki teknik Anadolu liselerinden birine yerleşeceğiz. Günün sorularında Almina e Gün'ün sorusu şöyle. Diyor ki hocam nakilleri daha önce anlatmıştınız ama eğer birinci nakilimle yerleşemezsem İkinci de girme hakkım var mı? Sorumuzun cevabı çok basit. Tabii ki de var arkadaşlar. Şunu asla unutmayın. Sizler bu tercih süreci sonrasında yani hani 26 Temmuz açıklanıyor sonuçlar ama... ...sizler şimdi birinci nakil başvurularına başvurdunuz. Olmadı. Sonuçlar açıklandı. Tam istediğiniz yer var. İkinci nakil başvurularına başvurdunuz. Yine olmadı. Muhtemelen çok yüksek bir yeri istediğiniz için olabilir. Ama sizler kendi sıralamanıza yakın veya kendi sıralamanızdan daha iyi... ...hani mesela diyelim ki siz... 13. dilimdesiniz ama 12'lik bir yer tercih ettiniz. Hani birlik bir yer tercih ederseniz gelmez. Nakilde de gelmez. 2. nakilde de gelmez. Ama 12'lik, 11'lik yerler, 10'luk yerler belki durumuna göre Okulduğunuz, okuyacağınız liseye göre veyahut da şehre göre muhtemelen nakillerde gelir arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden? Çünkü siz 13. dilimdesiniz. Zaten bu sene olumlu gelişmeler olacak. 12'ye girebilirsiniz dedik. Hani daha yüksek bir yere girebilirsiniz dedik. Ama şu da var ki 10'daki ya da 11'deki bir öğrenci 1'deki öğrenciye giremezsiniz. O kesin. Ama 10 ya da 11'deki öğrenci özel bir liseden burs alabilir. Yurt dışında okumak isteyebilir. O da nakille başka bir liseye geçmiş olabilir. Dolayısıyla muhtemelen bir boşluk oluşur ve siz birinci nakilde olmazsa ikinci nakilde inşallah hayalinizdeki liseye yani 12, 11, 10 bilmiyorum herhangi bir liseye yerleşirsiniz. Burada şu da önemli. Şunu asla unutmayın. Diyelim ki ben de 17. dilimdeyim. Yani ben sizden çok daha gerilerdeyim ve nakilde de hiçbir yere başvurmadım. 17'deki bir yeri kazan veyahut da ben 23'teki bir yerdeyim. Neyse ne. Sonuçta üniversite sınavına girdiğimizde ben sizi geçebilirim çalışırsam. Neden? Öğretmen olduğum için mi? Hayır. Üniversite sınavı tabii ki ben öğrenci olarak düşünün beni. Şunu demek istiyorum. Bir öğrenci nasıl hangi ilkokula giderse gitsin LGS'ye iyi çalışırsa LGS sonucu ayrı değerlendiriliyorsa işte hangi Anadolu Lisesi'ne giderse gitsin hangi Fen Lisesi'ne giderse gitsin eğer çalışırsa başarılı oluyor üniversite sınavında çalışmazsa da başarısız oluyor. Benim Galatasaray Lisesi'nde Robert Lisesi'nde okumuş ama üniversite sınavına çalışmadığı için başka bir seçeneği denemiş yurt dışına gitmiş arkadaşlarım da var Aynı şekilde sıradan yani ben burayı kazanmak istemezdim ya deyip de Boğaziçi Üniversitesi okumuş, tıp fakültesi okumuş çok değerli arkadaşlarım var. Dolayısıyla şunu unutmayın kalem yazmaz el yazar. Yani siz iyi bir liseye gittiğinizde arkadaşlıklarınız olur evet bu doğru ama esas başarıyı siz belirlersiniz. Dolayısıyla 13'lük yere girdiniz 12'lik olmadı hiç endişelenmeniz gerek yok. 11'lik yere girdiniz 10'luk olmadı hiç endişelenmenize gerek yok. Nakillerde yerleşemeyen öğrenciler. Bunların ikisi olmadı hocam. Tamamen açıkta kaldım. Ne yapacağım? Geri sanayiye verecekler mi? Hayır tabii ki öyle bir şey yok. 9-13 Ağustos'ta ise boş kalan kontenjanlara ve herhangi bir lise yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yani sen birinci de yerleşemedin, ikinci de yerleşemedin. Bu durumda da il ilçe komisyonları mutlaka sizin iyi bir liseye yerleşmenizi sağlayacak. Şunu da unutmayın bizler Tonguç Akademi olarak her adımda sizin yanınızdayız. Liseye daha iyi bir başlangıç içinde 8'den 9'a kampımız var. İçerisinde matematik dersini sizlerle güzel güzel 8. sınıfın tekrarı ve 9. sınıfa bir ön hazırlık şeklinde yapacağız. Bu kampa da sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın dinlenmeyi de unutmayın. Bu sene çok yoruldunuz. iyi bir tatili en çok siz hak ettiniz. Güzel güzel dinlenin. 8'den 9'a kampında görüşmek üzere arkadaşlar.